doğduğundan itibaren bir Ermeni kimliğinle doğuyorsun. Kendimi her zaman siyasetin içinde bulmuştum zaten. Burada 35 yılımız geçti. Hani buradaki böyle o tarihi dokunun ufak ufak böyle ekosistemin tahrip edilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz, görüyoruz. Burada yani bir adalı olarak, şimdi son 2 yıldır da yalnız yaşayan biri olarak beni de üzüyor açıkçası. O yüzden adaylığı da hani çok düşünmedim. Çünkü ben de adalar nazarında belki buraya bir katkım olabilir. Bu yaşadığım ilçede burayı güzelleştirmek, belki buranın o tarih dokusuna zarar gelmemesi için elimden bir şeyler gelebilir diye düşünüp adaylığı kabul ettim o şekilde. Şimdi genelde diğer partilerin bakıyorsunuz siyasi olarak hani bildirileri nelerdir, bildirileri. Mesela çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli, çok dinli yapısını yani yok sayılmış. Bizim parti dışında çok dilli belediyeciliği, yerel yönetime yerleştireceğiz ibaresi kullanan hiçbir parti yok. Özellikle bizde kadın istihdamı çok önemli, kadın özgürlükçü hareketi çok önemli. Mesela bunlarla ilgili de hiçbir madde yok. Yani bizim diğer partilerden farkımızı sordum. Aslında cevabım şu olur, biz zaten adaların da kozmopolit yapısına uygun olarak çok dilli, çok kültürlü, çok kimlikli yerel yönetimi yerleştirmek istiyoruz. Eş başkan, eşit temsiliyet, kadın erkek eşit temsiliyeti ama aynı zamanda bu etnik kimliklerin de eşit temsiliyeti. Yani biz bunu sadece işte bir kadın bir erkek eş başkan olsun anlamında algılamıyoruz. Bu aynı zamanda da diğer etnisitelere karşı da aynı bütçenin ayrılması. Mesela bir diyaneti bilmiyorum bu sene her sene artarak gidiyorum. Milyar TL'lerden, milyon TL'lerden bahsediyorum. Mesela diğer ibadethaneler için böyle bir şey mümkün değil. Herkes kendi yağıyla kalkıyor. Bu da ne oluyor yani? Diğer kimlikleri yok saymak oluyor benim nazarımda. Eğer buralara bütçe ayrılmıyorsa. Onu biz bir şekilde yerel yönetimde yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi adalarda, adalar biliyorsun en temel özelliklerinden biri azınlıkların burada ikamet etmesi. Yani daha önceden Rum ve Ermeniler çok yoğun yaşadığı bir ilçe. Ama 1700'lerin ortalarında mesela ilk defa Erzincanlılar getirmiş buraya. Erzincanlı getirilenlerin çoğu Alevi ve bahçıvancılık için getirilmiş. Adalara da 60'lı yıllarda çok yoğun bir göç, 50'lerde başlayan ama 60'larda daha da yoğunlaşan 80'lara kadar giden bir nüfus var. Süreç içerisinde mesela 80'li yılların sonlarına Burgazada da bir cemevi kuruldu halen faaliyette. Burgazada'daki cemevi sadece cemevi vazifesini görmüyor, aynı zamanda bir kültürel merkez gibi. Adanın çeşitli etnisitesinden veyahut inancından olan insanların günübirlik gelip muhabbet ettiği, zaman zaman orada işte tiyatro benzeri kültürel faaliyetlerin de olduğu, kursların yapıldığı bir yer. Büyükada'da da 2-3 yıldır yapıldı. Ama buradaki cemevi daha çok donanımlı değil. Fakat gerek Burgaz'da gerekse buradaki cemevi, burada daha çok Alevi inancında olan insanların cenazelerinin kaldırılması, onların cenaze hizmetinin yapılmasına ciddi bir görev görüyorlar. Bu bağlamda yani Alevilerin ilişkini söyleyecek şöyle bir şey söyleyebiliriz ek olarak. Aleviler de Rumlar gibi, Ermeniler gibi azınlıkta olan ve inançların baskı altına alması bağlamında burada da bir eşitlenme durumu var. Dolayısıyla da burada kabul görme, beraber davranma, kültürel karşılıklı kültürel inançsal bağlamda birbirini tolere etme, kabullenme ve onu bir zenginlik olarak görmek bağlamında Alevilerin de burada önemli bir işlevin olduğunu düşünüyorum. DEM Parti ile şu anda ilçe eş başkan adayıyım. Aynı zamanda daha önce HDP'den 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım adalarda. 1994'te beri aslında ben politik bir kimliğe sahibim. Ama 2014'te de adalarda ilçe binasını kurucusuyum aynı zamanda. 2 dönem ilçe başkanlığı yaptım, 1 dönem il yöneticiliği yaptım. Bu dönemde belediye ilçe eş başkan adayı. Birkaç kronikmiş olan sorunlar var. Bunun tabii önde gelen çöp sorunu. Sonra kıyılar tamamen işgal altında, kıyılarımız var. Sağlık sorunları var adanın. Adanların yol, bakım, sahil, öngörünüm ciddi sorunları olan bir yer. Aslında adalar, ben hep söylüyorum,
ham bir mücevher, hiç iş, yani işlenmemiş bir mücevher aslında adalar. Bunu işletmeye geliyoruz biz diyoruz. Adalarla beraber biz çok kimlikli, çok dilli bir belediyecilik yapmaya planlıyoruz. O yüzden adalarla beraber ve birlikte başaracağımıza umut ediyorum. Ortak akılla bir kere belediye yöneteceğiz. Her 6 ayda bir adalı gelip bizi sorgulayabilir, gelir giderimizi görebilir. Bu çok önemli bence. Ondan sonra ben şahsen eş başkanımla da konuştum. Biz adalarda seçildiğimiz zaman biz kendi belediye bünyesinde maaşımızı almayacağız. Bizim maaşımızı biz okuyan çocuklara burs olarak dağıtacağız. Bu bizim çok böyle konuştuğumuz bir konu. Ondan sonra adalarda 450'ye yakın öğrenci var. Okulun yanında evi olsa bile öğrencileri okulda çıkartıp eve yollayıp yemeğini yiyip gelemiyor. Biz o zaman onun için şöyle diyoruz. Diyoruz ki çünkü büfelerde ve lokantalarda çocuklar için yemek yollanıyor. Burada alabilecekler var, alamayacaklar var. O yüzden biz diyoruz ki hiçbir anne baba akşam düşünmeyecek. Ben yarın çocuğumun çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecek. Çünkü belediye olarak öğlen yemeği biz vereceğiz diyoruz. Her adada bir aş evi kurmayı planlıyoruz. Çok böyle cüzi bir parayla gidecek orada sıcak yemeğini yiyip, yani durumu olmayanlar gidip orada yemeğini yiyip akşam evine gidebilecek. Yani kent lokantaları, nasıl İstanbul'da kent lokantaları varsa bizim ilçelerimizde ilçe lokantalarımız olacak. Cüzi bir para karşılığında yemeğini yiyip gidecek. O adada olan yoksullara da akşam orada çıkan yemek bedelsiz bir şekilde onlara dağıtım yapılacak. Yani herkesin evine sıcak yemek girecek. Böyle beklentiler içerisindeyiz. Bütün adaların desteklerini bekliyoruz. Destekleri verirse karşılığını mutlaka ve mutlaka görecekler. Dem gelirse adalarda devran döner, adalar demle demlenir diyoruz.